Yapan da bu muydu ki kafamı taşa? Ne kadar yavşakça, ne kadarı kalkacak da ona tık atarım alçaktan. Ama karavana gidiyor bu ne şekilde, ne tarafa baksam. Hey, ne kafama takacağım şey, ne kafama takmam. Derken yakalar beni yine soğuk okyanuslara, derinden açılsam kalktım. Kalktım, sakın sen yakınmam asla, yakından bakmak. İsterim isterim istedik izlerim sıkılardan kalmadır, karnıdır kanı katılaşmakta. Akıttım alt alta, buna rağmen daha sen akıllanmadın. Akıl alma şans, sakın kaçmaktan çekinme. Çünkü ben yolundayım, kime ne söyledim oturanı dilime. Olur bu konumdaki birine, yenilecek o sonundaki birine. Solumdaki melek sorumludur, gene sorunsa diretmemek. Konum zayıf ama yorulmadım diye onunla yibilirmek. Edinir bilirsin nedenin belli, en tepenin hedefindeydim. Bir medeni bey gibi denedim, değdim mi bilemedim, gene de yedim beni. E peki deneticedeki denklemim neydi? Denemeyin derim, görmek içinlerindeki beni. Her şey ortaya çıkıyor. Şu haftanın son gününe en yoğun gün yapıyorum ki hafta sonu rahat rahat dinleniliyor zaten. Yoğun squat, bench press, deadlift yapacağım. Biraz daha powerlifting yapacağım. Artık compound olmayan çok az egzersiz var bu blokta. Şöyle bir 10 hafta falan. Çok fazla izole çalışma ya da hipertrofi odaklı çalışma olmayacak. Elbette olacak ama yani minimum hacmin yani orta düzeyde olacak. Yeterince olacak yani. Yine bir hipertrofi sağlanır ama öyle maksimum düzeyde, optimum düzeyde olmaz muhtemelen. Ufak ufak ısınıyorum. Squat formumu değiştirdim. Bunu göstereceğim ama ondan önce değişik kendim farkındalığımla hem de Serdar Hoca'nın yardımıyla fark ettiğim bir olayı düzeltince squat'ım çok iyi hissettiriyor. Garip ama çok iyi. Açayım. Ben normalde her şeyi oluruna bıraksam buyum. Squat'a yerleştirdim. Ama bende bir rotasyon var. Bunu şöyle görülüyor mu bilmiyorum. Şunu bir tık şöyle aktifleştirdiğimde her şeyi eşitleniyor. Sonra başlıyorum. Biraz absürt bir şey olan bozukluğu düzeltmek birçok güç sporcusu oluruna bırakır. Böyle gelişirler ama işte bu tıkıyor bir yerde insanı. Ben bu farkındalıkları edinip biraz garip hissettirsem de sanki bu tarafa dönmüşüm gibi hissederek squat yapmaya devam ediyorum. Bütün sete baktığım zaman çok iyi hissettiriyor. Arkadaşım benden fazla yapıyor. Ney? Hayır, Ertuğrul'u kız arkadaşıma rakamı daha iyi ben. Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz egzersizin adı Ego Roll. Hem biraz sırta hem de biraz egoya vurur. Güzel, kullanışlı bir egzersiz. Hocamız da bunu en iyi şekilde yansıttı. Egosu da egosu da tatmin oldu. Evet, şu an yükseldim bayağı. Abi baksana. Yayın içi de böyle sattım. Kadınlardan hemen. Kimin? Güray'ın? Güzel hocam. Tamam, sen de olur. 5 tane. Var da. Geleneksel drop set yöntemleri. 5 tane. 4 tane. Buna drop set de mi? 74 tane. 74. Buna drop set demeye başladılar. Biz buna eksiltme derdik.
Tanımayanlar için lifting aleminin kuzeyi. Ne diyorsun lan? Mena mı dedin? Ona da kav geldi. Ne yapıyorsun? Ben neredeyim ya? Oğlum bana bak lan. Bir giriş yap bakayım. Biz bu işe pazartesi başladık. Boş yapma. Evet, giriş yap. Şimdi anlaşmalar bir taraflı oldu. Yani tek tarafın çünkü yorup diğer tarafın kötü olması ortadaki iletişimle anlaşmayı bitirir. O yüzden bir yerin tolere edip anlaşma seviyesini düşürmesi gerekir. Kardeşim titreyeceksen yapma boşu boşuna. Sütlaç. Sütlaç, keşkül. Vardı da korkuyorum ya. Evet arkadaşlar, bench press volümünü neredeyse, şaka yapmıyorum, yaptığım total çalışan set 2 falandı. Şu an neredeyse 25 falan. Ciddi bir volüm artışı. O yüzden ağırlıkları çok yüksek tutmuyorum ve ona rağmen haftanın son gününün son setlerinde spot press yaparken benzer bir acı hissettim, bırakıyorum. Çok şükür. Aynı sakatlık kendini tekrarlamadı, o da olabilirdi. Acı hissettiğim an bırakıyorum artık hani antrenmanı. Yoksa kendime zarar verebilirim daha kalıcı bir şekilde. Şimdi sırt aksesuarlarını da yapıp antrenmanı bitireceğim.